Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Sinem. Favoriler serimize bütün hızımızla devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda 2022 yılı içerisinde deneyip beğendiğim allıklardan, bronzerlardan ve aydınlatıcılardan bahsedeceğiz. Hepsi içime %100 sinen, para verdiğiniz zaman asla pişman olmayacağınız ürünler. Ağırlıklı olarak tozlardan bahsedeceğiz ama krem ürünlerimiz, dikit ürünlerimiz de mevcut dükkanımızda. Sanki böyle dükkan tanıtımı yapar gibi söyledim. Neyse arkadaşlar, lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. Pembe kazağımı giydiğim için ekstra bir enerjim var fark ettiyseniz. Bugün böyle kendimi bayağı keyifli hissediyorum. Neden bilmiyorum, yani iyiyim şu anda. Böyle kazağın verdiği heyecan olabilir. Önce aydınlatıcılardan bahsedeceğim. Bu sene fark ettim ki çok fazla aydınlatıcı denememişim arkadaşlarım. Yani yeni aydınlatıcı çok fazla yok açıkçası. Daha çok allık bronzer'a ağırlık verdiğim bir sene olmuş. Mesela bir önceki sene çok fazla aydınlatıcı denememiştim ama bu sene çok fazla yeni aydınlatıcımız yok. Üzerlerinden geçerek anlatacağım çünkü bir önceki videolarda bahsettiğim aydınlatıcılar birçoğu. Mesela Revolution'un bu Just My Type gerçekten muhteşem bir aydınlatıcı. Tek sıkıntısı yapısı birazcık kuru. Cildiniz gözenekliyse, benim gibi şuralarınızda sivilceler falan oluşuyorsa, onları öne çıkarma potansiyeli çok yüksek. Ama yapı olarak falan çok güzel. Fiyat performans olarak baktığınızda da çok başarılı bir aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. Cildinize uyguladığı ten ürünleriyle gerçekten çok güzel anlaşıyor ama cildinize doğrudan uyguladığınızda, az önce dediğim gibi, yapısı kuru olduğundan biraz böyle işte gözeneklerinizi, sivilcelerinizi falan ortaya çıkartabilir. Bir diğer favori aydınlatıcım da bu pastelin bronzer ve highlighter setin içinde yer alan şu aydınlatıcı kısmı. Ya bunu ben kırdım arkadaşlar. Yani dışarı çıkardım ben bunu. Dışarıda tazelerim falan düşüncesiyle böyle pıt diye elimden kaydı. Böyle çok yüksek bir yerden de düşmedi. Yani şu kadarlık falan bir mesafeden düştü ve aydınlatıcı tuzla buz oldu. İçine biraz almayı denedim falan ama hani gittiğim yerin tuvaletinde olduğum için çok fazla uğraşamadım. Mecburen kapatıp çıkmak zorunda kaldım. Bu aydınlatıcının en sevdiğim özelliği aşırı doğal duruyor olması. Yani kendi cildinizmiş gibi duran aydınlatıcılardan arkadaşlarım. O yüzden gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bronzer tarafı da çok güzel bu ürünün ama bronzerların zamanı geldiğinde bahsedeceğim. Bakar mısınız? Direkt havayı değiştirdi. Yani anında parlatıyor. O yönüyle çok seviyorum. İçerisinde gram sim yok. Sedef bile yok arkadaşlar. Böyle sanki krem bir aydınlatıcıymışçasına cildinizi canlandırıyor. Diğer bir aydınlatıcı olarak kullandığım ürün de bu, bir aslında far. Far olarak da kullanıyorum ama aydınlatıcı olarak da kullanıyorum. Gerçekten çok güzel. Biolis'in Pointed serisine ait Rose Champagne rengi. Yapısı bir tık kalın olmasına rağmen gerçekten aydınlatıcı görevini inanılmaz güzel görüyor. Özellikle göz içlerinizi bununla aydınlattığınızda gözleriniz çok güzel görünüyor. Aynı şekilde yüz için falan da uygulanabilir. Çok başarılı bir ürün. Çok da uygun fiyatlı. Yani aydınlatıcı dediğimiz şey yani çok az kullanılan bir şey olduğu için, yani şu boyda bir aydınlatıcı da rahatlıkla kullanılabilir. Eğer makyaja yeni başlıyorsanız 927 numarasına mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Var olarak da çok güzel. Aydınlatıcı olarak da çok güzel. Ama benim için öne çıkan özelliği aydınlatıcı etkisinin çok güzel olması. Sıradaki aydınlatıcımız Pastel'in Sunlight'ı. Böyle minik, çok tatlış bir ambalajımız var. Keşke bizim gibi influencer'lar, işte YouTuber'lar için falan her marka böyle minik minik ürünler çıkarsa. Biz çünkü koca koca ürünleri alıyoruz ama bir türlü bitiremiyoruz. Böyle ürünler bizim için çok uygun oluyor. Mesela şöyle bir aydınlatıcının elimde olması benim bu ürün hakkında fikir sahibi olmamı sağlıyor. Mesela alıcı büyüğünü alacaksa direkt büyüğüne yönlendirebiliyorum. Neyse, konumuz o değil. Konumuz bu aydınlatıcı. Şimdi bu aydınlatıcının benim en sevdiğim özelliği, içerisinde hiçbir şekilde sim, işte sedef falan barındırmadan cildi böyle ıslak gibi gösteriyor olması, aynı zamanda çok kalıcı olması. Bir kere çünkü yapı gereği kalıcı olduğu belli. Ancak böyle yüzünüzü falan kaşımanız lazım bunu uyguladıktan sonra. Bu arada her aydınlatıcıyı bir yerime sürüyorum. Bunu da buraya sürdüm. Işık yansıması sağlıyor. Yani böyle aşırı parlamıyorsunuz ama sanki ışık vuruyormuş gibi aydınlatabiliyorsunuz. Mesela çenede de çok güzel oluyor. Hatta ben bir videomda yapmıştım. Şurada da çok güzel duruyor. Burun ucunda muhteşem duruyor. Bakın şurada da çok güzel doğal bir aydınlık yarattı. Son olarak aydınlatıcılar kategorisinde bu Wet n Wild'ın Hello Halo serisine ait blush highlighter'ından bahsedeceğim. Bu ürün benim bebeğim. Yani şunu ya her makyajımda neredeyse kullanıyorum. Benimle hazırlanım videolarında hep bunu kullandım. Günlük makyajlarımda genelde bunu kullanıyorum. Göz içlerimi aydınlatmak için, şöyle yukarıya doğru aydınlık verebilmek için bunu kullanıyorum. Yani sık sık elim buna gidiyor. Bu taraftaki rengi
rengi de çok güzel, bu rengi de çok güzel ama benim favorim bu. Eğer bunun böyle büyük panını falan yaparlarsa ve tam vardı gelirse yani alırım. Bir tane aydınlatıcım olsun. Ay zil çaldı, bir dakika. Ne diyordum? Bir tane aydınlatıcım olsun. Başka bir aydınlatıcıya ihtiyacım yok diyorsanız eğer buna bakabilirsiniz. Sıra geldi bronzerlara. İlk bahsedeceğim bronzer Revolution'ın bu mega bronzer olacak. Bundan uzun uzun bahsetmeyeceğim çünkü çok fazla konuştum ben bu bronzer hakkında. Bence piyasadaki şu anda hem uygun fiyatlı olarak hem de yapı olarak hem de kalite olarak baktığımızda en iyi bronzerlardan bir tanesiymiş gibi görünüyor şu anda. İkinci bir rengi de var. Sıcak seviyorsanız sıcağını, soğuk seviyorsanız, pembe alt tonu seviyorsanız cool rengine bakabilirsiniz. Böyle kocaman falan yani evladiyelik bir ürün. Diğeri de yani şu anda satılıp satılmadığından hala emin olamadığım bu Lovely'nin Sculpting Powder'ı. Bunun ben özellikle bronzer tarafını çok beğeniyorum. Gerçekten ciltte acayip güzel duruyor. Kremsi bir yapısı var. Böyle soğuk, küllü bir renk. Yani cilt alt tonuma çok yakıştırıyorum. Özellikle yazın çok sık kullandım. Şu sıralar birazcık bıraktım ama gerçekten çok güzel bir ürün. Yani bronzer tarafı benim favorim ama aydınlatıcı tarafı da fena değil. Yani zor zamanlarda kullanılabilir. Pudra tarafı da çok güzel. Yani bunun seyahate çıktığınızda hem göz makyajınızı hem de ten makyajınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Diğer bir bronzerımız da Big Mama bronzeri. Ben Bahama Mama'yı da çok seviyorum. Zaten elimde var. Mini vardı bende. O bir tane sonra gittim. Küçüğünü de aldım. Ama bu da çok güzel bir renk. Hatta bu bence Bahama Mama'dan çok daha kullanışlı bir renk. Neden böyle söylüyorum? Bahama Mama bence açık tenler için pek uygun değil. Mesela benim cildimden daha açık bir teniniz varsa, beyaz tenliyseniz, pembe alt tonluysanız, açık buğdaysanız falan yani korka korka kullanırsınız o bronzeri ama bunda öyle bir şey yok. Çok başarılı. Rengi de çok güzel. Alt tonu falan da çok güzel. Bu açık tenliler falan da rahat anlaşır. Ya artık benim fiyat algım iyice kaçtı arkadaşlar. Bu benim için aslında yüksek fiyatlı bir allık ama baktığınız zaman Maybelline'in City Bronzer'ı ile aynı fiyat. Yani ha buna para vermişsiniz ha buna, aynı şey. Yani artık her şey aynıymış gibi gelmeye başladı bana. Ayarım iyice kaçtı. O yüzden videolarda bundan sonra mümkün olduğunca yüksek fiyat ya da uygun fiyatlı ayrımı yapmayacağım. Çünkü eskiden Revolution bizim için bir tık yüksek fiyatlı bir markaydı ama şu anda fondöten fiyatlarına baktığınızda neredeyse en başarılı, en uygun fiyatlı fondötenler Revolution'da. Anladınız mı demek istediğimi? Yani biraz ortalık karışık. Maybelline'in City Bronzer'ından bahsedelim hazır sıra gelmişken. Şimdi bu bronzer'ı ben ilk aldığım zaman birazcık korktum. Deep Cool rengi bendeki. Böyle baktığınız zaman çok koyu bir renkmiş gibi duruyor ama cilt de o kadar güzel dağılıyor ki. Çok güzel ciltle bütünleşiyor. Sanki bir bronzer'la değil de cildiniz kendinden boyutluymuş gibi duruyor yani. Öyle güzel bir bronzer. Fiyatını sonuna kadar hak ediyor. Zaten toz ürünlerse senelerce gidecek ürünler olduğu için de fiyatını hak ediyor diye düşünüyorum. Sırada Lighten bronzer'ı var. Bendeki rengi Warm Bronze. Bu da çok güzel bir bronzer. Ben yapısını Maybelline'in City Bronzer'ına benzetiyorum bunu. Bu daha bir tozutuyor tabii buna göre ama hemen hemen ciltteki bitişleri aynı. Fiyat olarak baktığınızda da aralarında büyük bir fark var. Uygun fiyatlı bir bronzer arıyorsanız Lighten bronzer'larına bakabilirsiniz. Zaten bir önceki videomda pudralarının çok iyi olduğundan falan bahsetmiştim. Uygun fiyatlı markalar arasındaki toz ürünlere baktığım zaman çok ince yapılı olmaları benim çok hoşuma gidiyor. Çok fazla tozutmuyorlar. Ciltte çok güzel bütünleşiyorlar. Yani güzel bir formülleri var. Başka bronzerımız kaldı mı anlatacak? Kalmadı. Sıra allıklara geldi. Allıklar beni her zaman hayatımın her döneminde heyecanlandırmıştır arkadaşlar. Özellikle son zamanlarda böyle krem ürünlerin, liket ürünlerin çok moda olmasıyla da ekstra bir insanlar allıklara yönelmiş durumda. Yani eskiden bu derece allık kullanılmıyordu. Mesela ben hep kullanıyordum ama herkesin makyaj koleksiyonunda allık olmuyordu. Şimdi kime sorarsanız allık kullanıyor. Çok güzel bir şey. Yani allık gerçekten yüze can veriyor. O yüzden ben allık olayını çok seviyorum. İlk bahsedeceğim allık bu Makeup Academy markasının Blushed isimli matte blush powder'ı olacak. Bendeki rengi Atomic. Yani bu çok güzel bir pembe. Pigmentli bir pembe. Denediğim videoda çok beğendiğimi söylemiştim. Makyaj koleksiyonundan çıkarmayacağımı söylemiştim. Kremsi, aşırı pigmentli. Dikkatli uygulamak lazım. Sıkkıllı olmayan bir fırçayla uygulamak lazım. Ama evladiyelik de bir ürün. Senelerce gider. Yani bu allığı alın. Artık önümüzdeki yıllarda bir daha pembe allık almayı düşünmezsiniz. Fiyatı falan da çok uygun. Yine The One'dan devam edelim. Bronzerını denediğim gün denemiştim ve bunu da çok beğenmiştim. Bu çok güzel bir şeftali rengi arkadaşlar. Yani her cilt alt tonuna yakışabilecek. Şu an yüzümde bundan kullandım. Pembe bir ruj kullanmama rağmen bayağı uyum sağladı. Yani çok kötü görünmüyor. Toskaya
kalitesi falan duban kalitesi. Yani hiçbir fark yok. Şimdi popülerleşmeyi sonuna kadar hak eden ama kimse tarafından övülmeyen Biolis'in bu Flush It isimli allığından bahsedeceğim. Bu böyle üçlü bir ürün. Baktığınız zaman renkler birbirine çok yakın duruyor. Bunun farkındayım. Ama aslında öyle değil. Şu sıcak alt tonlu bir pembe. Şu soğuk alt tonlu ışıltılı bir pembe. Bu da böyle hafiften şeftaliye dönük tatlış bir pembe arkadaşlarım. Yani o kadar güzel renkleri var. Ben tabii genelde üçünü karıştırıp kullandım bunların ama ayrı ayrı kullandığınızda çok güzel makyaj görüntüleri elde edebilirsiniz. Dediğim gibi uzaktan baktığınızda sanki birbirine çok yakın renklermiş gibi duruyor ama aslında tek tek uyguladığınızda makyajınıza farklı tonlar katacak bir allık. Çok da uygun fiyatlı, çok da pigmentli. Bunu alın. Senelerce allık almayacağınıza eminim. Biolis'ten sonra elim hep Liked'lara gidiyor farkındaysanız. Liked'ın allıkları da çok güzel. Tıpkı bronzerları kadar. Ben özellikle 513 numaralı bu Rose Quartz rengine bayılıyorum. The Balm'ın hat mamasının çok benzeri. Muadili değil. Yanlış anlamayın. Hat mama daha pigmentli, daha pembe bir allık. Bu daha az pigmentli ama aynı zamanda içerisinde ışıltıları olduğu için cildi canlı gösteren bir allık. Orijinal bir renk arıyorsanız Rose Quartz rengine bakabilirsiniz. Ama ben orijinal olmak istemiyorum. Bana şeftali tonlarında uygun fiyatlı bir allık lazım diyorsanız Peach rengine bakabilirsiniz. Çok güzeller. Çok kalıcılar. Cilde çok güzel oturuyorlar. Revolution'un bu Reloaded serisine ait Peach Bliss rengini de aynı şekilde birçok videoda övmüştüm. Bu videoda tekrardan övmeyeceğim ama en sevdiğim özelliği böyle tozutmuyor oluşu ve kremsi oluşu arkadaşlar. Buna da bakabilirsiniz. Bu da çok başarılı bir allık bence. Farklı renkleri de var. Farklı renklerine de bakın derim. Özellikle bunun yenisi çıktı galiba. Geçenlerde gördüm de adını şu an çıkaramıyorum. Diğer bir favori allığım da Pretty by Flormar'ın bu bronze powder'ı oldu. Yani buna bronze powder demişler de bunun bronzer'la alakası yok. Yani şu renkle bronzer olmaz arkadaşlar. Şu yanındakiyle de aydınlatıcı olmaz. O yüzden bunu böyle ikisini karıştırıp yüzünüze sürdüğünüz zaman çok tatlı böyle şeftali tonlarında ışıltılı bir allık elde etmiş oluyorsunuz. Flormar'ın ben tozlarını gerçekten çok seviyorum. Tıpkı Liked'ı sevdiğim gibi Flormar'ı da o şekilde övebilirim sizlere. Kalitelidir. Yüzü kekleştirmez, kurutmaz. Gerçekten çok güzel tozlar yapıyorlar. Zaten pudralarına falan yağlı ciltler bayılır. Ben de çok severek kullanıyordum eskiden. Geldik krem ürünlere. Şimdi ilk önce tabii ki bu Show by Pastel'in Show Your Joy serisine ait likit blush'larından bahsedeceğim. Bunlar zaten herkesin favorisi. Ben birkaç videomda daha bunlardan bahsetmiştim ama benim son dönemde favorim olan 57 numarası oldu. Bu gerçekten güneş yanığı gibi yapıyor cildinizi. Çok başarılı bir renk tutturmuşlar. Bunun bende bir de şeftali tonlu, mercan renkli olanı vardı. Onu Sanem aldı götürdü. Bunu vermedim ama. Kullanımı falan da çok kolay. Parmakla da çok güzel çalışıyor. Diofar bir fırçayla da çok güzel çalışıyor. İsterseniz sık kıllı bir fırçayla da dağıtabilirsiniz. Yani fark etmez. İlla gidip şöyle bir fırça almanıza gerek yok yani. Elle falan da çok iyi çalışıyor. Bu ürün cildinizin üzerine sürünce çok güzel duruyor. Çünkü cildinizle o kadar güzel bütünleşiyor ki kendi cildinizin sanki pembeliymiş, bronzuymuş gibi görünüyor. Benim en sevdiğim özelliği bu koleksiyonun. Hani fondötenlerin üzerine uyguladığınızda da tabii ki güzel duruyor ama diğerlerinden ayıran özelliği bence direkt cildinize uyguladığınızda çok tatlı duruyor olması. Sırada She4She markasının Elegance Cheek Stick'lerinden Coral Peach rengi var. Bu ürün bana Miniso tarafından hediye gönderilmişti. Çok güzel bir ürün. O kadar güzel bir allık ki. Çok kolay dağılıyor. Rengi çok güzel. Kalıcılığı çok güzel. Cilde çok güzel oturuyor, bütünleşiyor. Parmakla da kolay dağılıyor. Fırçayla da, süngerle de yani her şeyde çok iyi çalışan, çok güzel duran bir allık. Eğer krem allık seviyorsanız Miniso mağazalarına gittiğinizde bence bu ürünü kaçırmayın. Instagram'da paylaşmıştım. Link verdim. Linkimden alan arkadaşların hepsi bana geri dönüş yapıp iyi ki önermişsin, iyi ki almışız. Gerçekten çok güzel bir allıkmış dediler. Sırada yine çok güzel olan allıklardan bir tanesi var. Flormar'ın bu ikonik cheek blush'ı. Fiyatını sonuna kadar hak eden, cidde çok güzel duran, cildinizi bebek gibi yapan bir allık. Bendeki rengi, daha doğrusu denediğim rengi şimdilik Immortal Flower olarak geçiyor. O kadar güzel bir pembe ki, hatta şu anki kıyafetime çok uyacak bir pembeymiş ama bunu uygulamadım. Yani böyle hafiften mavi alt tonu var. Soğuk bir pembe ama yani yüzüme uyguladım ben bunu. Biraz sıcak alt tonluyum ya ben. Hatta çok daha solgun olive alt tonluyum ben. Olmaz diye düşündüm ama benim cildimde bile o kadar güzel durdu ki. Yani gerçekten muhteşem bir ürün. Zaten bu ürünleri bildiğim kadarıyla Inglot'un allıklarına yani bu tarz allıklarına muadil gösteriyorlar. Ben denemediğim için hani bir karşılaştırma yapamayacağım ama
Çok güzel. Bakabilirsiniz. Farklı renkleri de var. Sırada yine bir pastelin allığı var. 44 numaralı Blossom rengi. Ben bu allığa son zamanlarda taktım. Elim sürekli bu allıkta. Ne giyersem giyeyim sürekli buna gidiyor elim. Niye bilmiyorum. Böyle yazı falan hatırlattığı için olabilir. Böyle yüzümü daha sıcak, daha bronz gösterdiği için olabilir. Benim son dönem favorim bu oldu. Zaten ilk aldığımda da çok beğenmiştim. Şu an gibi oyuldu yani. O kadar çok sık kullandım. Bilmeyen yok bu allığı. Alan herkes memnun. O yüzden tekrardan üzerinden geçmeyeceğim ama bu aldıkların en sevdiğim özelliği kalıcılıkları. Acayip. Sabahtan sürüyorsunuz. Gece yarısına kadar yüzünüzdeler. Yani o yönüyle çok başarılı. Biolis'in bloom itlerinden bahsedelim biraz da. Bunlar çok güzel aldıklar. Gerçekten acayip güzeller. Maybelline'in cheek itlerine muadil gösterildi bir dönem. Sonra bir tane Glossier diye bir marka var. Onun aldıklarına muadil gösterildi. Hatta ambalaj olarak bile çok benziyorlar. Yani bence bu ürünleri bir şeye muadil göstermeye gerek yok. Bunlar muhteşem güzellikte olan allıklar. Tek sıkıntıları ambalaj ve ürün azlığı. Yani bir tık bunu fazlalaştırsalar, fiyatını da böyle 40 liralara falan çıkarsalar yok satılır. Yani zaten herkesten de aynı tepkiyi aldım ben. Geçenlerde Instagram'a bir reel sattım bunlardan biriyle alakalı. Çok güzel, evet, dediğiniz gibi çok kalıcı, çok başarılı ama çok az var diyor. Herkes bu konuda şikayet ediyor yani. Benim diğer bir favori allığım da aslında tozları bitirmiştim ama bu arada kaynamış. Lovely'nin bu Natural Beauty Blusher oldu. Ben bunu günlük makyajlarımda o kadar sık kullandım ki artık oyuldu arkadaşlar. 04 numarası. Yapısı bir tık kuru diğerlerine göre ama rengi çok güzel. Böyle ambalajı çok güzel. Çantaya atın, çıkın. Sırada Maybelline'in cheek itlerinden var. Her ne kadar bloom itlere içerisinde az ürün var diye laf atmış olsak da aynı durum bu Maybelline'in cheek itleri için de geçerli. Fiyatı neredeyse bunun 3 katı, belki de 4 katı ama içerisindeki ürün miktarı aynı. Yani illa böyle likit bir allık alacağım diyorsanız ben sizin yerinizde olsam Biolis alırım. Ama yok, ben bütçe ayırıyorum, para harcıyorum kozmetiğe diyorsanız Maybelline'in cheek itine bakın tabii ki. Çok kalıcı, çok güzel. Ciltte böyle nemli nemli duruyor. Gerçekten çok güzel o yönüyle. Bendeki rengi Coral Amber. Maybelline'in cheek itlerinin en önemli özelliği çok böyle garip renklerinin olması. Lilasını gördüm, morunu gördüm. Böyle çok koyu bir pembesini falan gördüm. Vedalaşmadan önce son olarak Lyked'ın bu Lip and Cheek'inden bahsedeceğim. Bu benim bu sene keşfettiğim en iyi allıklardan bir tanesi. Bir kere rengi muhteşem. Her cilt alt tonuna uyar. Kalıcılığı harika. Dudakta çok güzel duruyor. Yani gerçekten tam bir Lip and Cheek, hayat kurtarıcı bir ürün. Dışarı acil çıkmanız gerektiğinde bunu alın. Hem dudağınızı renklendirin, hem yanağınızı, hem göz kapağınızı, maskaranızı sürün çıkın. Ya da iştesiniz bütün gün. Akşam aniden bir plan oldu. Eğer yanınızda bu varsa sizi kurtarır. Yani gecenin sonuna kadar rahatlıkla böyle tatlı tatlı pembiş pembiş gezersiniz. Pigmenti çok yerinde. Renk alt tonu çok güzel. Dudakta duruşu çok güzel. İncelediğim videomda da söylemiştim. Hayatımda ilk defa bir Lip and Cheek ürününün dudakta bu kadar iyi olduğuna şahit oldum. Yani dudakta ruj gibi duruyor. Yanakta da allık gibi duruyor. Yani öyle güzel bir ürün. Bakabilirsiniz. Çok da uygun fiyatlı. İndirim dönemlerinde bedavaya yakın oluyor yani fiyat arkadaşlar. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Güzel bir yıl geçirmişiz beraber. Ürünleri böyle anlattıkça falan diyorum ki ne güzel ürünler denemişim. Ne güzel videolar çekmişim kanala. Videomdan ayrılmadan önce kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabımdan takip ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Bir de benim film önerilerinde bulunduğum bir TikTok hesabım var. Ondan da beni takip ederseniz beni daha çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.